Şimdi bunu aslında geçen hafta da biraz değindik ama bunu söylemek istiyorum ben. Ukrayna ile birlikte değerlendiriyorum. Çünkü son yıllarda, diyelim ki son 20-30 yıla bakarsanız, Anglo-Sakson dünyanın özellikle ekonomik anlamdaki etkisinin azaldığını görüyorsunuz dünyada. Yani böyle bir durum var. Şimdi bunlar hegemonyasını sürdürmek istiyorlar. Hegemonyasını sürdürmek istedikleri için yani mevcut kendi kurdukları, öncülük ettikleri uluslararası sistemin artık kendilerinin istedikleri şekilde yürütemediklerini görüyorlar. Böyle bir durum var. Onun için bunu savaşlarla kendi hegemonyalarını kalıcı kılmaya yönelik bazı girişimlerin olduğu gözüküyor. Ben böyle okuyorum bunu. Çünkü özellikle uluslararası ilişkiler perspektifli baktığımda ya Allah aşkına Ukrayna'daki savaşı durdurmak için bir sürü girişim yani birileri oldu. Birileri savaşıyor ama birileri de savaştırıyor. Şimdi öyle mi? Sadece bakalım yani Ukrayna'ya bakalım sonra buraya gelelim. Ukrayna'daki savaşa baktığınızda bu durdurulabilir miydi? Durdurulabilirdi. Nitekim Türkiye'nin de biliyorsunuz orada girişimler oldu. Tabii. İstanbul'da Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirdiler. Heyecanlandı millet. Yani evet. Dediler ki evet ateşkes süreci umudu doğdu. Daha sonraki dündü galiba Schröder'in açıklaması vardı. Eski Almanya şansölyesinin açıklamada diyor ki Amerikalılar diyor Ukrayna'yı masadan kaldırdı. Evet. Alın buyurun yani buradan. Peki bu aslında bu adam boşuna konuşmuyor Schröder. Çünkü bu savaşın sürmesi aynı zamanda ne yaptı biliyor musunuz? Avrupa'yı Avrupa'nın ne kadar kırılgan olduğunu, Avrupa'nın Anglo-Sakson dünyaya yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ikilisine ne kadar bağımlı olduğu ortaya çıktı. Bu suç sürecini devam ettirdiğini görüyorsunuz. Ne yapıyor? Hem Rusya ile Rusya'yı hırpalıyor. Rusya'nın özellikle Soğuk Savaş'tan sonraki süreçte kazanmış olduğu enerji parasını şu anda çatır çatır harcadığını görüyorsunuz. Ne yapıyor? Savaşa giriyorsunuz siz. Rusya uzun bir süre ne yaptı? O 89'daki halini hatırlayalım. Bir de bundan diyelim ki 5 yıl önceki halini hatırlayalım. Bir de 2022'deki işte 24 Şubat'ta başladı biliyorsunuz savaş. O günkü halini hatırlayalım. Bunu eritiyorlar. Ve Avrupa'yı da kontrol edebiliyorsunuz. Şimdi Avrupa'da bunlar yaşanırken, Avrupa Asya hattında bunlar yaşanırken şimdi Orta Doğu'da kimin üzerinden hareket ediyorlar? İlk önce kendiler doğrudan müdahale olmaya çalıştılar. İşte Irak işgali 91 sürecini hatırlayalım. 2003 yılındaki savaşta ortaya çıkan ölüm, katliam, yani ortaya sürülen iddiaların hepsinin yalan olması değil mi? Sonraki süreçte artık kendiler değil de şey kullanarak, vekil kullanarak bu süreci devam ettiriyorlar. Peki bu savaşta ne yapabilirler? İsrail'i zaten kendilerinin buradaki varlığı olarak tanımlıyorlar. İki şeyi Amerika Birleşik Devletleri önemser. Bu bir İsrail'in güvenliği, kendi güvenlikleri olarak tanımlarlar. Nitekim dün de yaptığı açıklamaya baktığınız zaman ABD Başkanı Biden diyor ki bu bizim Amerika'nın güvenliğidir bizim açımızdan. Öyle bakıyoruz diyor yani bu işe. İki, enerji açısından bakarlar. İki noktadan da bizim için buradaki bizim varlığımız İsrail'in varlığıdır. Onun güvenliği bizim güvenliğimiz şeklinde bakar. Bunun bir üçüncü aşaması daha var. Bunu biz belki Türk kamuoyunda çok tartışmıyoruz ama artık İsrail meselesi Amerika için sadece bir dış politika meselesi değildir. Bir iç politika meselesidir. Ve derin bir iç politika meselesidir. Onu da söyleyeyim yani. Öyle sıradan bir iç politika meselesi değildir. Çünkü ister demokratlar olsun ister cumhuriyetçiler olsun. İkisinde de biz bunu gördük. Güya demokratlar İsrail'i eleştirirler değil mi? Daha böyle eleştirel bakarlar. Çünkü cumhuriyetçilerin içinde daha Hristiyan evangelik sağ da var. Hristiyan sağ grup var. Onlar daha farklı bir yaklaşır. Onların içinde böyle nasıl söyleyeyim İsrail'e daha teopolitik bakanlar var. Şimdi demokratlara bakıyoruz. İktidarda demokratlar. Hatta bundan önceki yani daha önce başkanlık yapmış Clinton bile dedi ki İsrail'in güvenliği tehlikeye girdiğinde ben elime tüfek alır dedi. Cepheye giderim açıklamasını yaptı. Başkanlıktan sonraki süreçte. Ve en son hem cumhuriyetçilerin cumhurbaşkanı adayı hem de demokratların en son konuşmasını AIPAC'ta yaparlar biliyor musunuz? Yahudilerin en üst şeyi vardır, oluşumu vardır. Giderler orada yaparlar, biat ederler. Böyle bir durum. Onun için diyorum yani %2, %3 oranında bir nüfus var ama hem akademiyaya, bunu söyleyelim, hem basına, hem finansa, hem de siyasete bunlar üzerinden bunu kullanarak çok güçlü bir etkileri vardır. Onun için İsrail meselesi bir dış politika, bir Orta Doğu meselesi değildir. Amerikan siyaseti açısından. Amerikan siyasetini esir almış bir görüntü verirler. Ve farklı bir ses çıktığında da onu hemen susturduklarını görürsünüz. Belki biraz sonra da o noktaya geleceğiz. Onun için İsrail ve Orta Doğu
İsrail'den dolayı Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir şeyidir. Onun ismi. Aynı zamanda iç politikası olarak bakmak gerekir diye düşünüyorum. Bir şey daha var ya, onu göz ardı etmemek lazım. Tamam, teopolitik kısmını başka zaman tartışırız ama Gazze elden gittiği zaman Doğu Akdeniz'de İsrail daha büyük bir oyuncu olur. Bugün biliyorsunuz Leviathan... İşte acaba onunla da ilgili bir taraf var mı diye zaten Türkiye'yi, soruyoruz. Hayır, Türkiye'yi niye oradan uzaklaştırmak istediler? Doğu Akdeniz'deki doğal gazın Avrupa pazarlarına taşınması hikayesi var mı bu işin arkasında? Yok diyemeyiz. Çünkü bugün biliyorsunuz Leviathan doğal gaz şeyini, rezervini buldular. Bunların Avrupa'ya nasıl taşınacağı konusunda İsrail'in nüfusunu göz önünde bulundurun. Siz oradan çıkaracağınız gazı Avrupa'ya taşıdığınızda elde edeceğiniz miktarı düşünün. Demek ki tam olarak rezerv de ortaya çıkmadı. Yani bilen biliyordur, onu söyleyelim. Çünkü geçmiş yıllarda. Buradan da bunu duyurmakta fayda var. AK Parti iktidarının son yıllarına kadar burada doğalgaz konusunda sondaj ve arama gemileri ortaya çıkmadan önce Türkiye'de akademisyenlerin bazıları burada doğalgaz yok, burada çıkarılacak doğalgaz yazıları var. Yayınlandı, akademik dergiler de var bunlar, isterseniz gidin bakın. Profesör unvanı var, doçent unvanı var, yardım doçent unvanı var. Enerji uzmanı. Enerji uzmanı var, ne bileyim, var. Gazetecisi var, var oğlu var. Bunlara baktığınız zaman bunların tamamı, ya sizin de işiniz var. Niye Batı'yla, niye Yunanistan'la karşı karşıya geliyorsunuz? Niye Kıbrıs Rum yönetimiyle karşı, Avrupa Birliği'yle niye karşı karşıya geliyorsunuz? Burada çıkaracağınız doğalgazın hiçbir etkisi yok diye yazıp çizdiler. Bunların hepsi kayıtlarda var. Yani akademik literatüre bakın isterseniz. Ama şimdi ortaya çıkan... Siyasi literatürde de var tabii. Var, evet. Ne şimdi, işiniz var? Ne Doğu işiniz var Doğu Akdeniz'de falan diye. Arkasında tabii herkes var, siz niye yoksunuz? Çünkü iki cümle varsa ikisini de söylemekte mahirler. Şimdi Gazze'nin Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge diye tanımlıyoruz biliyorsunuz. Hem kara sınırı, yani kara suları, arkasında münhasır ekonomik bölge. Buna el koyacaklar. Bugün haliyle zaten ben Doğu Akdeniz'de bir oyuncuyum diyor. Peki Gazze'nin de kontrol altına alındığı bir yerde nasıl oyuncu olacağını düşünebiliyor muyuz? Küçücük nüfus ve toprak olarak söylüyorum. Böyle bir etki var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani böyle bir süreç var. Doğu Akdeniz önümüzdeki süreçte uluslararası siyasette en çok tartışılan konulardan bir tanesi olacaklardır. Türkiye'nin üzerindeki baskı ve bu yapılanları bu perspektifte okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ilgili şey kısma ona geleceğiz. Ona ayrı bir şey yapacağım hocam. Şunu